Şimdi Cumhurbaşkanımız aslında daha genel bir şey söyledi. Dedi ki, bence o çok önemli. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 alanda, yani siyasi alan, askeri alan, güvenlik alanı, insani yardım alanı, terörle mücadele alanı olmak üzere 5 alanda birden bir işbirliğine giriliyor. Bu aslında dediğim gibi bir tür ortak stratejik bir ortaklığa doğru gidişin alt temeli gibi görünüyor, hazırlığı gibi görünüyor. Bu çok önemli. Çünkü bunun altında yatan başka bir tespit vardı. O da şuydu. Mısır hariç bütün bölgesel meselelerde, yani Filistin meselesinden, Suriye meselesinden, Irak meselesinden Yemen'e kadar birçok meselede görüşlerimiz örtüşüyor dedi. Tabii Suriye bunların arasında özellikle önemli. Burada bahsedilen şey şudur. Biliyorsunuz Türkiye başından itibaren uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve Eyüp-Donat meselesine vurgu yapıyor. Yani üç konuya vurgu yapıyor. Bu üç konuda da Cumhurbaşkanımız Türkiye ile Suudi Arabistan'ın aynı noktaya geldiklerini, işbirliği içerisinde girdiklerini söylediler. Tabii bunun sahaya yansıması biraz daha zaman alacaktır ama Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de ortak bir noktaya geliyor olması Amerika'ya da bu noktada bir takım şeyler söyleyebilecek, belli bir etki oluşturabilecek bir düzlem yavaş yavaş oluşuyor demektir. Bunun en önemli yansımaları bir kere Eyüp-Donat çerçevesinde ılımlı Suriye muhalefetine, işte Özgür Suriye Ordusu'na ve benzer gruplara verilecek olan desteğin artmasıdır. Önce Eyüp-Donat çerçevesinde, da belki mali destek anlamında bunun artması demektir. Tabii Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de benzer gruplara bir işbirliği içerisinde destek vermesi muhalefeti güçlendirecektir. Bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ama tabii yine de sahayı görmek lazım. Bu işbirliği neler getirecek pratikte, bunları görmek lazım. Amerika'yı da tabii bu anlamda benzer bir pozisyona getirmenin o kadar kolay olmadığı ortada. Çünkü Amerika böyle bir savaşın içerisine çok fazla girmek istemiyor ve İran'la da nükleer müzakereler üzerinden çok ters düşmek istemiyor aslında. Oradan bir sonuç almak istediği için. Dolayısıyla yani muhalefeti biraz daha güçlendirebileceğini bekleyebiliriz ama çok büyük bir değişiklik yine de olmayacaktır diye düşünüyorum yani sonuç olarak.